Bir yazar, bir kitaptan herkese merhaba. Bugünkü ilk kitabımız Gökçe Atabek'e ait olan Üçüncü Kovuş. ...1990 yılında Ankara'da doğan Gökçe Atabek, 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2014 yılından bu yana ağırlıklı olarak ceza hukuku olmak üzere avukatlık mesleğini icra etmektedir. Halihazırda kurucularından biri olduğu Atabek en Demiralay Avukatlık Ortaklığı'nda çalışmalarına devam etmektedir. Avukat Gökçe Atabek bunların yanı sıra Türkiye Dans Sporları Federasyonu Hukuk Kurulu üyesidir. Atabek ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında birden fazla etkinlik ve organizasyona da katılım göstermiş olup, Türkiye'nin 4 ilindeki ilk öğretim okullarına kütüphane kurulması, LÖSEV'e yardım kampanyası, Van'a yardım kampanyası, Soma yardım kampanyası, Güven Park patlaması davasında müşteki avukatlığı, kadın haklarına ilişkin çalışma, eğitim ve etkinliklerde aktif rol almış ve halihazırda da birçok sosyal sorumluluk projesinde faaliyet göstermekte ve mağdur kadınlara gönüllü olarak avukatlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Avukat Gökçe Atabek halihazırda Kişisel Değişim ve Gelişim Derneği'nde aktif üye olup kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplara eğitim vermekte, konferanslar ve söyleşilerde konuşmacı olmakta, ayrıca Çalış Kuşları platformuna da aktif olarak üye olmakla birlikte çeşitli derneklere de bu anlamda çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Avukat Gökçe Atabek ağırlıklı olarak ceza hukuku alanında avukatlık yapmış olması ve mağdur olmuş insanlar için de gönüllü çalışmaları neticesinde mesleğinden beslenerek toplumda farkındalık yaratmak istemiş ve sır saklama yükümlülüğüne sadık kalarak gönüllü olarak avukatlığını üstlendiği 5 Gerçek Hayat Hikayesi'nden ilham aldığı 5,5 isimli ilk romanını 2018 yılında yazmıştır. Söyleşileri ve röportajlarında dile getirdiği şekliyle kitabın adı olan 5,5, Avukat Gökçe Atabek'in kurmuş olduğu ve olması gereken adaleti dağıttığına inandığı mahkemenin adı olup, kitap Nisan 2018'den beri tüm kitap evlerinde ve internet mağazalarında satıştadır. 2020 yılının sonunda ise 3. romanı olan ve yine gerçek hayatlardan ilham alarak yazdığı kitabı 3. Kovuş satışa sunulmuştur. Atabek bu kitabına okuyucuya sorular sormakta ve cevabı yine onlara bırakmaktadır. İnsan ölümü hak eder mi sorusunu okuyucuya yönelten kitapta bir plastik cerrahın sağlanamadığı düşündüğü adaleti kendi sağlayarak aldığı intikam yolculuğunu konu almaktadır. Ve kitabın arka kapak yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Kaybedecek çok az şeyi kalmış bir insanın tehlikeli hikayesi bu. Nazım'ın hikayesi. Sana etiği sorgulatan, yargılamak yerine düşünmene ve empati kurmana sebep olan, tüm kararları yine sana bırakan, onun için uzun ama senin için kısa bir hikaye. Hayatta en değerlilerini gözlerinin önünde kaybetmenin acısıyla çıktığı intikam yolunun hikayesi. İntikam her seferinde koluna takıp yanında ölümü de getirir miydi sahiden? Peki insan ölümü hak eder miydi gerçekten? İdam edilen suçlular mesela? Hak etmişler miydi ölümü? Yaşarken yaptıkları kötülüklerin cezasının yaptırımı olabilir miydi ölüm? Peki yaşam hakkı mıydı şu kurumların en tepesinde düzenlenip kutsal sayılmış olan? Sence de çok soru yok mu yıllarda cevapsız bırakılmış ortada kalan? Hadi gel birlikte arayalım tüm soruların cevaplarını. Hoş geldin sevgili okuyucu. İyi ki karşılaştık diyor kitabın arka kapak yazısında. Ve kitabın 51. sayfasından başlayarak kitaptan bir alıntı yapalım sizler için. Erkan, koğuştaki uzun süren baygınlığının ardından kendine geldiğinde gözlerinin önüne koydukları videonun kapatıldığını, etrafta kimsenin kalmadığını, büyük bir sessizliğin içinde öylece tek başına bırakıldığını fark etmişti. Bir süre birilerinin olup olmadığını anlamak için bağırdı ama kendi sesinin ekosundan başka hiçbir şey kulaklarını tırmalamıyordu.
Sakinleşmeye çalıştı önce. Derin derin nefes alıp vermeye başladı. O sırada oturtulduğu kovanın altında olmadığını farkında vardı. Hareket edip kurtulmaya çalıştı kendinden. Ayakları hala elektrik kablolarıyla bağlı olduğu için kurtulamadı. Hemen yanında bir şeye çarptı kolu. Ne olduğunu anlamak için hala tüm vücudunda hissettiği izmarit acısından titreyen eliyle yokladı. Bulup eline aldığı an soğuk ışıkları yandı deponun. Gözlerini yakıyordu vatının yüksekliği, bir anda bembeyaz olmuştu her yer. Uzay boşluğundan yer çekimine düşmüş gibi uyum sağlamaya çalışıyordu gözleri ortama. Önce bulanık görmeye başladı, kalitesi düşük bir televizyon ekranı gibi, sonra ağır ağır açılmaya başladı gözleri. Sanki Yeşilçam filmindeki kör gözlerin ağır ve yeni bir darbeyle anlamsızca açılması gibiydi gördükleri. Kendine geldiğinde elinde duran ince uzun nesneye doğru baktı. Bir şırıngaydı bu. Neler olduğunu anlayabilmek için kendine bakıyordu. Çok geçmeden gördü kolundaki morluğu. Vücudunda artık eroin gezdiğini anlaması da hiç uzun sürmedi. Doğruldu önce, duvarda yazan koca yazıyı gördü. Bu zehir seni öldürecek. Başına geleni anladığında her şey için çok geçti. Ne yapacağını bilemez bir çaresizlikle bağırmaya başladı avazı çıktığı kadar, avazı kendini gözyaşlarına bıraktı hızla. Göz pınarlarından yıllardır akmayı unutan yaşlar bir bir çığlık atıyor, çığlıklarla yere atlıyorlardı. Her biri intihar ediyordu sanki. Öfkesi kendi vücudunun içine boşalıyordu, onu bu hale getiren Nazım'a kızıyor gibi görünüyor ama kendi içine kusuyor nefretini. Savaşı kendiyle gibiydi. Hemen altında bir yazı daha olduğunu gördü. Titremeye başladığında son tadımı sen yap, kapılar açılsın. Kendi kendine kullanmasını istiyorlardı. Öyle bir hale gelmişti ki oradan çıkmak için her şeyi yapabilecek durumdaydı. Hemen turnikeyi koluna bağladı, vücudu titremeye başlamıştı. Korku ve adrenalinden diş etleri çekiliyor gibiydi. Sanki tek tek dişleri yerinden sökülüyordu. Titrek hareketlerle batırdı iğneyi kendine. Sakinleştiğini hissetti kısa bir süre içinde. Kapının açılma sesini duydu, sürünmeye başladı ağır hareketlerle. Her şey bir saniye içinde ağırlaşmıştı sanki. Yavaş yavaş yöneldi kapıya, çıktığında midesi bulanmaya başlamıştı. Soğuk soğuk terler döküyordu. Sürünürken bir çöp konteynerinin yanına geldi. Yıllarca babasının işini lağıyla devam ettirerek kazandığı paranı tanımadığı bir adama verip, pamuklar içinde yaşadığı hayat bir çöp kutusunun yanında son bulmuştu. Kendi zehiriyle sessizce öldü diyor kitabın 51 ve 52. sayfasında Gökçe Atabek'in 3. Koğuş isimli kitabında. Kitabın yazarı Gülseren Budaycıoğlu. Kitabın ismi Camdaki Kız. Kitap Doğan Kitap tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın tanıtım yazısı. Bir psikiyatrist olan Gülseren Budaycıoğlu, hastalarından deneyimlediği yaşamlara yer verdiği romanlarını okuyucuyla buluşturmaya devam ediyor. Bunlardan biri olan Camdaki Kız kitabı da hikayesiyle sizi alıp derin düşüncelere daldıracak türden bir roman. Çocuklukta yaşanılan her bir olayın geleceğimize ne gibi izler bırakacağını mükemmel bir dil ile anlatan usta yazar, engin bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşıyor. Siz de sevginin gücünün hayatta hep başka kapıları aralayabileceğini düşünüyor ve kaderinizi yeni baştan yazmak istiyorsanız başucu kitabı niteliğindeki bu esere mutlaka sahip olmalısınız. Romanın ana kahramanı Nalan, çocukluğu ve genç kızlığında sefalet çekmeyen ve sonrasında da zengin bir aileye girin olarak giden bir karakterdir. Ancak bunca bolluğun ve bereketin içerisinde yüzü hiçbir zaman gülmez. Çünkü ailesi tarafından sevgi görmemiştir. Kocası tarafından da aynı sevgisizliğe maruz kalır.
Bunun üzerine çocuğunu da daha doğmadan kaybedince Nalan, iyice kendi içine kapanan ve her şeyden elini ayağını çeken bir karaktere dönüşür. Ta ki karşısına Hayri çıkana dek. Nalan hiç kimseden görmediği sevgi, ilgi ve alakayı Hayri'den görecektir. Bu esnada kocasından da boşanmıştır. Hayri ile 7 yıl boyunca süren bir ilişki yaşayacaktır. Ancak bahtsız kaderi Nalan'ın peşini burada da bırakmaz. Peki Nalan mutlu olabilecek midir? Dahası insanın kaderini değiştirmek elinde midir? İşte tüm bu soruların cevaplarını Nalan yaşadığı bunalımlar nedeniyle gittiği klinikte doktoru ile birlikte arayacak ve geçmişi ile ilgili bilinmeyen detayların da sırları böylece aralanacaktır. Psikiyatrist Gülseren Budaycıoğlu'nun hastaları ile olan görüşmelerini kaleme aldığı ilk eseri Madalyonun İçi adlı kitabıdır. Burada yakaladığı başarının ardından yazar, yine hastalarının hikayelerine verdiği diğer yapıtlarıyla da bugün adından oldukça söz ettiren bir isim olmayı başarmıştır. Kitabın yazarı Neşe Yaşın. Kitabın ismi Kar Uykusu. Kitap Ayrıntı Yayınları tarafından okurla buluşturuldu. Ve kitabın arka kapak yazısı. Kar Uykusu, Neşe Yaşın'ın ilgiyle karşılanan Üşümüş Kuşlar 2016 kitabından sonra şiir dizimizdeki ikinci kitabı. Yaşın, Kar Uykusu'nda okuru bu kez bütünüyle kendine özgü bir düş dünyası ile buluşturuyor. Aşk, trajik olana dokunup çekilirken, okuyucu da acılı lirik bir söyleyişin eşlik ettiği şiirler aracılığıyla çok katmanlı bir masal dünyasının içine çekiliyor. Kar Uykusu, cinsiyetçi ideolojiyle hesaplaşmanın alttan alta izlendiği tutkulu ama bir yandan da tutkusunun girdabında kaybolmayan, ayırt edici söylensel öğelerle bezenmiş bir masal şiir. Bir diğer kitabımız Nihat Nalbantoğlu'nun Dezavantajlarına Rağmen Başarılmış Bir Hayat. Nihat Nalbantoğlu 1 Ağustos 1947'de Lefkoşa ilçesine bağlı Cihangir yani Abahor köyünde doğdu. İlkokulu Cihangir, Küçük Kaymaklı ve Lefkoşa Atatürk İlkokullarında, Ortaokulu Bayraktar Ortaokulu'nda liseyi Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitirdikten sonra 1965'te Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi bölümüne kaydını yaptırdı. 1967-1968 yaz döneminde Avrupa Üniversiteleri ile Ankara Üniversitesi arasında yapılan talebe değişimi çerçevesinde Almanya'da Stuttgart'ın 12 kilometre güneyinde bulunan Lerchenfeld çiftliğinde 3 ay staj yaptı. 1969 güz döneminde üniversiteyi bitirdikten sonra Nisan 1970 tarihinde Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası'na bağlı Çömlekçi Eğitim Üretim Çiftliği'nde sorumlu olarak göreve başladı. 1974'te Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde Doçent Doktor Hüseyin Özbek müşavirliğinde doktora derslerini verip onay aldıktan sonra Kooperatif Merkez Bankası'ndan devlete geçmesi ve yoğun çalışma temposuna girmesi nedeniyle bu unvana erişemedi. 1974-1977 arası Geçitkale Bölge Tarım Sorumlusu ve daha sonra Gazimansa Tarımsal Donatım Kurumu amiri görevinde bulunduktan sonra devlet üretme çiftliklerinde şube amiri olarak görev ifa etti. Annan Planı'nın öncesinde Toprak Komisyonu'nda üye olarak çalıştı ve akabinde Avrupa Birliği hakkında seminer ve açık oturumlara katılıp sertifikalar aldı. 36 yıllık kamu görevinden 2006'nın Haziran ayına itibaren emekliye ayrıldı.
ve kitabın ön sözünden bir alıntı yapıyoruz. Dezavantajlara rağmen kazanılmış hayatımı yazmaya başlamadan önce önemli ölçüde bir çekingenliğim mevcuttu. Çünkü bu uğraşa başladığım zaman yazma eğilimimin bütün hayat akışımı değiştireceğini, fikirlerimin içerisinde yoğunluk yaratarak beni etkisi altına alacağını, bilgisayardaki yazma hızımın çok az olduğunu bildiğimden bütün gün boyunca bilgisayarın önünden kalkamayacağımı, engelimin bana birçok sorun yaratacağını hep düşünürdüm. Fakat bu düşüncenin üstesinden geleceğimi, bu konudaki gerekli azmin bende fazlasıyla bulunduğu ve sebatla bu işi yapabileceğime kanaat getirdikten sonra yazmaya başladım. Bu projemi gerçekleştirmek için belki de 3-4 sene bekledim. Şunu ifade etmek isterim ki, bende bu azim ve sebat olmasaydı ne liseyi ne de üniversiteyi bitirip kooperatiflerde ve devlette 36 yıl görev yapma imkanım olurdu. Belki %69 oranında özürlüyüm. Ama hayata tutunmak için elimden gelen her şeyi yaptığıma inanmak isterim. Bana sakat diyebilirler, beni küçük düşürecek sözler söyleyebilirler. Bir sofraya topluca oturduğumuzda yemek yiyişim hoşlarına gitmeyebilir. Kaplumbağa ve tavşan misali ben onları hep arkalarından takip edebilirim. Kahvehanede diğer insanlar gibi kahve fincanını elime alıp ağzıma götüremeyip, ağzımı kahve fincanına götürüşünden dolayı beni ayıplayabilirler. Beni mükemmel bir insan olarak görmeyebilirler ama kişiliğime dair bir söz söyleyemezler. Zaman bulacağıma ve bu projemi de bitireceğime emin olarak hayatımın bazı kesitlerini yazmaya başlıyorum. Hayatımda o kadar çok kesitler vardır ki hepsini yazmaya kalksam ne kağıt yetişir ne de kalem diyor kitabın ön sözünde Nihat Nalbantoğlu'nun Dezavantajlara Rağmen Başarmış Bir Hayat isimli kitabında. Kitabın 21. ve 22. sayfasından bir alıntı yaparak hem kitabımızı hem de programımızı tamamlayalım dilerseniz. Çiftliğe bir gece gidip nöbetimi yapıp geri dönüyorum ve ertesi gece de Mustafa Eminsel nöbete gidiyor. Abim de 15 Temmuz günü geri İngiltere'ye gitmek üzere havaalanına gidiyor fakat EOKA'nın ihtilalin neticesinde geri eve dönmek mecburiyetinde kalıyordu. Hatta Rum'dan kiraladığı Ford Cortina marka araba da Türk tarafına kalıyor. 20 Temmuz sabahı barış hareketi başladığında biz hep birlikte Zafer Sineması'nın yanındaki evde mahsur kalıyoruz. Kurşunlar kafamızdan vızır vızır geçiyor ve bizler dışarıya adım bile atamıyoruz. Çünkü bulunduğumuz yer sınıra çok yakın ve Hisar'dan 20 metre içeride. Arada sırada harekatın ilk günü sabahı Hisar'ın üzerine çıktığım zaman gökten mantar gibi askerlerin yağdığını görüyorum ve harekatın başladığının farkına varıyorum. Sevincimizden havalara fırlıyorduk, birbirimizle kucaklaşıyorduk. Arada ben Galip'in bulunduğu mevziye gidip geliyorum. Mevzide olanları eve ulaştırıyor ve ben her 2-3 saatte bir kardeşimin yanına gidip hemen eve dönüyorum ki beni de merak konusu etmesinler. Galip'in bulunduğu mevzi çok kritik bir yerde ve Rumlar mevziyi durmadan ateş altında tutuyorlardı. Ertesi sabah kardeşimin bulunduğu mevziye gittiğim zaman yanındaki arkadaşlarının o mevzide olmadığını görerek üst kata çıkıyorum ve büyük bir dehşete kapılıyorum. Çünkü yerde muazzam büyüklükte kan lekesi var. Takım karargahı hemen biraz gerideydi ve koşturarak oraya uğruyorum. Takım komutanı olan rahmetli Doğan Akpınar sonradan subay oldu. İçeride yoktu. Orada bulunan mücahit mevzini boşaltıldığını ve kardeşimin şehit olduğunu ifşa ediyordu. Tüm dünya kafama yıkılmıştı o an. Hemen oradan çıkıp bölük karargahına gidiyorum ağlaya ağlaya. İçeride birileri yoktu ve hemen hepsi de mevzilerdeydi. O gün bana cevap verecek birisini bulamamıştım. Eve geldim ama hiçbirinin haberi olmamalıydı bu konudan. Bütün acıyı içime çekerek Galip'in iyi olduğunu ve hiçbir isteğinin olmadığını söyledim evdekilere. Ertesi gün evden bir tas yemek alarak kardeşime götürmek için evden çıktım ve yemeği sokak köşesine bırakıp derhal şehitlerin gömüldüğü tekke bahçesine gittim. Orada bulunan arkadaşlara böyle bir isimde birinin gömülüp gömülmediğini sordum. Böyle bir isim buraya gelmediğini ve burada Galip Ahmet diye birinin gömülmediğini söylediler diyor kitabın 21. ve 22. sayfasında Nihat Dalbantoğlu'nun
dezavantajlarına rağmen başarılmış bir hayat isimli kitabında. Böylece hem kitabımızı hem de programımızı tamamlamış olduk. Yeniden birlikte olmak ümidiyle kitapsız kalmayın diyoruz. Hoşça kalın.